uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Sevgili izleyiciler, Hasan Altun ile Gündüz Gece programı bu hafta Adana'da. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın organize ettiği 21. Uluslararası Koza Film Festivali, Altın Koza Film Festivali'ndeyiz. Ve bakalım bu hafta sevgili izleyicilerimize biz neler göstereceğiz, izleyicilerimiz neler görecek. Hasan Altun ile Gündüz Gece programı burada başlıyor. Al sana bir kart vereyim. Güzel Ceylan. Al bakalım. İsmin ne senin? Hı? İsmin ne? Ne ismin? Bak orada kameraya bak bak. İsmin... Bu hafta ne var Adana'da? Ya Altın Koza Festivalleri galiba. Siz hiç etkinliğe katıldınız mı? Katılmadık maalesef. Siz katıldınız? Yok, katılmadım maalesef. Peki yeni yapılan filmlerde etkili bir şey görmüyorum açıkçası. Görmüyorum. Peki. Etkiler gibi değil. Mesela geçen sene vizyonda olan filmleri sayın deseniz ben sayamam. 21.si kutlanıyor Altın Koza Film Festivali. Aynı zamanda Türk sinemasının 100. yılı. Böyle değerlendirdiğinizde eski filmler yenileri aratıyor mu? Yani eskiler gibi asla olamazlar. Olamıyor değil mi? Olamazlar. Peki Türk sinemasını takip ediyor musun? Ya şimdi hiç takip etmiyorum. Sinemaya hiç gitmiyorum Türk filmi için. Yani hiç gitmiyorum. Ben teşekkür ederim. İzzet Öz. Kadirliyim. Evet. Sinema hakkında derseniz hani Türk sinema sadece yurt dışında değeri anlaşılıyor. O da hani böyle küçük ödüller alabiliyor. Öyle büyük ödüller alamıyorsa Oscar'a gidecek bir filmimiz yok. Açıkçası en son... Benim dediğim Yılmaz Güney almıştı. Ondan sonra geçenlerde başka bir adam aldı. Tam ismi aklıma gelmiyor. Peki Yılmaz Güney için panel düzenlendi buraya. Geldiniz mi oraya? Hayır. O zaman büyük ihtimal ya Kayseri'deydim. Hep bir yerde insanlar evet, oluyor ama... Zaten fazla reklam yapmıyor. Şimdi Altın Kozan'da o kadar Türk sinemasında da Türk sektöründe reklamı yok. Sadece Adana içinde oluyor. O da katılmaz oluyor genelde. Ama şöyle bir şey düşündüğümüzde mesela televizyonlar Kral TV dahil olmak üzere canlı verdi. Birçok televizyon canlı verdi. Aynı zamanda baktığımızda işte birçok sanatçı geldi. Eski sanatçılar Eşref Kolçak'tan tut. İşte Serpil Çakmaklı'ya varıncaya kadar bütün sanatçılar geldiler. Normalde onlar da Türk sinemasına emek vermiş olan insanlar. Şimdi hocam eski insanlar halka inebiliyordu. Ama şimdiki kesim halka inemiyor. Genelde belli bir kesim altında kalabiliyor. Onun üstüne ya ne çıkabiliyor ne inebiliyor. Hani ondan dolayı sinema gelişemiyor Türk sineması. Hani yabancı sinemaların dramı da gidiyor Türkiye'de. Komedisi de normal şeyi de gidiyor. Hani bilim kurgu falan. Bizim Türkler sadece komedi de iyi. Onun dışında hayır. Hani ama altın güzellikle başlattı. Tabii ki. Orhan Kemal'in de 100. Evet, yılı evet. Biliyorsunuz. Adanalı kendisi. Evet. Ona çok büyük bir çalışma yaptı Hüseyin Başkan. Hüseyin Sözlü çok müthiş şekilde bir ivme kazandırdı. Hakikaten güzel de reklam oldu. Adana'nın çok güzel reklamı oldu aslında bu film festivali. Film festivali zaten benim bildiğim kadarıyla Adana'nın birçok sanatçısı var. Ama geçenlerde Murat Kekilli öldü galiba. Tam yanlış bilmiyorsam. Hani onda bile o kadar daha yeni yeni millet katılımı oldu. Hani cenazesine falan baktık. Hani ölünce tanınıyor Adana'nın sanatçıları. İnsanlar ölünce mi hatırlanır? Aynen öyle. Teşekkür ederim efendim. Anlayacağım. Peki bu hafta Adana'da ne var? Efendim? Adana'da bir festival var. Ne festivali? 21 işte bu. Koza Film Koza Festivali. Ya. Siz Türk sinemasının 100. yılı aynı zamanda kutlanıyor. 100. yıla baktığımızda böyle size sorduğumuzda Türk sinemasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk sineması mı? Evet. Ben Türk sinemasına gitmedim. Ben 1950 senesinde İstanbul Üniversitesi'ni bitirdim. Evet. İktisat Fakültesi'ni bitirdim. Oradaki sinemalara giderdim. Orada Atlas Sineması var. Evet. Ondan sonra Alcazar Sineması var. Evet. Sonra bir iki tane daha sinema hatırlamıyorum. Sonra Ankara'ya geldim. Evet. Ankara'da da çalıştım.
Anlaşıldı. Efendim Ankara'da Rus sineması vardı. Evet. He? Sonra şey yapıldı. Bir sinema yapıldı. Ben Zeyd İstasyonu'nda neydi o mahallenin adı? Artık siz bilirsiniz. Yaş ileri çok. 89 yaşındayım ben. Maşallah. Yani 89 yaş. Adana'da hiç gittiniz mi sinemaya? Adana'ya ben. Yok. Gitmediniz Adana'ya. Eski filmler biraz daha mı iyiydi böyle, daha mı iyi çekildi? Adana mı? Evet. Ben Adana'ya ilk geldiğimde 850 bin nüfusu vardı. Öyle mi? 1942'de geldim. Öyle mi? Evet. Peki baktığınızda Adana gelişiyor mu? İyi düzeliyor değil mi? Gelişiyor evet, düzeliyor. Doğru. Doğru. Kararlar aldı. Doğru. Güzel çalışmalar. Ama eski durum daha iyi. Öyle mi? Evet. Çünkü millet birbirini tanıyor. Şimdi komşu komşuyu tanımıyor. Öyle değil mi? Amca isminiz neydi? İsmail. İsmail. Soy isminiz? Zahitoğlu. İsmail Bey, teşekkür ederim. Sağ ol, var olun. Saygılar sunarım. Sağ ol. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, Türk sinemasını 100. yılı 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Adana'da Hasan Altun ile Gündüz Gece programı. Türk sinemasının 100. yılı çok önemli ve burada çok müthiş şekilde emeği olan Eşref Kolçak Bey'le beraberiz. Onun duyguları, düşünceleri Türk sinemasının dününden bugüne bakışını aslında objektif olarak anlatır. Dolayısıyla Türk sinemasının 100. yılı. Sizin evet. de yıllarınızı verdiğiniz emekleriniz var. 100. yılı değerlendirirse bir cümleyle yetmez. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. O 100 yılın 70 yılını yaşayan bir insanım. Ve en büyük mutluluğum şu, ben hala sinemadayım. Evet. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bizim sinemamız ne yazık ki sinema sektörünü elinde tutan kişiler hiçbir zaman dış sinemalarla ölçüşmek için yahut onların mertebesine erişmek için uğraşmadılar. Rekabete girmiyor. Bırakın rekabeti girmeyi. En büyük ayıplarımızdan biri hala sessiz film çekiyoruz beyler. Yapmayın böyle şeyleri. Evet gerçekten. Ne bir stüdyomuz var. Bir background yapamıyoruz. Biz o gördüğünüz atlamalar, zıplamalar hepimiz canlı olarak yapıyoruz. Yani onu background olarak kullanmıyoruz. Stüdyolarda, videolarda çalışmıyoruz. Gayet tabii. Ama gel görün ki ne yazık ki bu hususta devletimiz hiçbir zaman bize sahip çıkmadı. Ben üzülüyorum, şu bakımdan üzülüyorum. Sinemamız böyle olmaması lazım. Evet. Dünyada birçokları şimdi özellikle bizim yapımcılar efendim televizyon çıktı da bizim sinema yok kardeşim. Televizyon başka devletlerde de var. Amerika'da hem de dış kaynaklı televizyon bizim televizyonların 10 bin üstü. Ama işte Fox bile yabancı değil mi? Ama bakın. Oradaki sinema kültürü hiç bozulmadı. Aslında siz milli hassasiyetler konusunda duruş sergileyen bir sanatçısınız. Evet, Allah'a çok şükür. Gerçekten öyle. Aslında sinema bence gelecek nesilleri gündemine oturtturup geçmişten geleceğe yön veren bir oluşumdur baktığımızda değil mi? Bu çok önemli bence. Bakın. Sinema bir milletin genlerini oluşturur. Gayet de. Oluşturur değil mi? Ben bugün Anadolu'nun her yerinde Eşref Kolçak olarak tanınıyorsam Evet. Ben hep Anadolu'yu oynadım. Hiçbir zaman benim insanlarımın dışında ben bir şey oynamadım. Ve oynamam da. Benim mezar taşımda ne yazdırdım biliyor musunuz? Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır. Sevgili izleyiciler, duydunuz mu? Tekrar alayım onu ya. Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır. Tekrar beğeni alıp Hülya Koçyi'de büyük takdirlerin sunulduğu film. Yani
bundan 40 yıl önce ödül verilen filmler, hala canlı filmler, yaşayan filmler. Onun için Altın Koza Film Festivali Türk sinemasının festivalidir. Ve böyle bir festivale Adana Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmak, Türk sanatına, Türk sinemasına hizmet etmekten dolayı mutluyuz. Bugün de büyük ödül gecesi ve ümit ediyorum ki Gelin gibi ve ondan önce ödül alan filmler gibi gelecek 40 yıllarda canlı kalacak, yaşayan sinema filmler bugün ödül alacaktır. Jüriyemiz muhakkak ki o şekilde isabetli seçimler yapmıştır. Mutluyuz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Türk sinemasının da 100. yıl teması vurgusuyla bu yıl festival hazırlıklarımıza başladık. Yazar, düşünür, hikayeci, romancı, senarist Orhan Kemal'in 100 yaşını vurguladık. Ve Altın Kozan'da geleneksel o sinema yarışma formatını hazırladık. Ama Türk sinemasının 100. yılı denildiği zaman da tabii ki Türk sinemasına emek veren, emeğe geçenlere de bir vefa göstermek istedik. Değerli sanatçılarımız, sinema oyuncuları, emekçileri de bu davetimize katıldılar. Bizi ziyadesiyle mutlu kıldılar. Onlara ben çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi bir festival programı tamamladığımız kanaatindeyim. Küçük ufak tefek hava muhalefeti yaşamakla beraber iyi bir festival geçirdik diye düşünüyorum. Bugün final. Bugün mi? Final. Burada. Evet. Teşekkür ederim Sayın tamam. Başkan. Sağ. Herkes aldığımız ödülleri görsün. Efendim Aytaç Arman'la birlikteyiz. 100. yılına basmış olan Türk sineması 100. yılında ve 21.si kutlanan Altın Koza Film Festivali'ndeyiz. 100. yılı nasıl değerlendiriyorsunuz Türk sinemasını? Tabii gurur duyuyoruz. Yani 100 yıl ayakta kalabilmek ve binlerce film üretebilmek ve yurt dışında ödüllendirilmek, ödüller almak. Tabii gurur vesilesi bizim için. Bu yüzyılında 45 yılında ben varım. Bu da benim için ayrıca gurur vesilesi. Adana'nın 21. yılı, 21 yıldır yıkılmadı, ayakta. Artık bundan sonra yeni kadrolardan, yeni sorumlulardan daha dinamik, daha cazibesi yüksek bir Altın Koza Festivali bekliyoruz. Şimdi zaten 21 yıldır Türkiye'ye mal olmuş. Hatta artık uluslararası boyutu da olan bir festivaldir. 21 yıldır Adana Altın Koza Film Festivali Türkiye'nin festivalidir. Adı her ne kadar Altın Koza da olsa, evet, Çukurova'nın gururudur. Bereketli toprakların onurudur. Bu toprakların bereketidir. Ve her geçen yıl daha cazip hale getirilmesi, daha katılımın yüksek olması ve Türk sinemasına daha çok katkıda bulunmasını bekliyoruz. Özel bir soru yani efendim. Hüseyin Bey tabii ki bu kentin belediye başkanıdır ama bu festivali de devralmıştır. Bu bayrak yarışından artık o sorumludur. Bu festivalin Hüseyin Bey'in sorumlu olduğu yıllar içinde Hüseyin Bey ve kadrosu ve destekleyenler tarafından çok daha ileri götürülmesini bekliyoruz. Bir Adanalı olmak bir farklılık gezetiyor musunuz? Özel bir şey. Yani bir bereketli topraklar. Bereketli toprakların çocuklarıyız biz de. Herkes aldığımız ödülleri görsün. Sayın Başkanım, 21. Film Festivali, yani Koza Altın Koza Film Festivali uluslararası oldu. Ve sizin orada da çok görkemli bir konser yapıldı. Müthiş bir kalabalık vardı. Sizin duygularınızı alalım o yönde. Şimdi biz toplum olarak şu anda Türkiye'nin ihtiyacı kavga, dövüş, barışa ihtiyacı var. Doğrudur. Onun için biz barışın yerleşmesi için ne gerekirse yapıyoruz. Ama bunu yetkililerin de duyması lazım, ona göre hareket etmeleri lazım. Şu anda Orta Doğu'nun, bulunduğumuz coğrafyanın son derece durumu karışık. Onun için ben her şeyden önce akıl, akıl, akıl diyorum. Aklın yolu bir diyorsunuz. Akıl diyorum işte. Sizin duygularınızı alalım 21. Film Festivali'yle ilgili. Şimdi Kozan. Öncelikle Kozan Belediye Başkanımız Sayın Musa abimizin
kendisinin gövdesinin çok babayıldı olduğuna bakmayın. Yüreğe zaten evet. Onun 10 katı. Doğrudur. Ama sevecenliği de bir o kadar minik bir serçenin sevecenliğinde. Doğrudur. Yani abimiz bizim ilçe belediye başkanlarının duayeni. Eski milletvekili de olması hasebiyle 21. Altın Koza Festivali'yle ilgili Türkiye'de ses getirecek, dünyada ses getirecek en güzel organizasyonlarından biri oldu. Ufak tefek aksaklıklar olabilir ama inşallah bundan sonra çok daha güzel olacak. Hem Adana'mızın sesini hem Türkiye'nin sesini dünyada duyurmanın en büyük göstergelerinden birisidir. Ortada kalsın Koza Belediye Başkanımız Ahmet Başkanım'la biraz röportaj yapalım. Aynı dili konuştuğumuz çok değerli bir arkadaşımız, keza diğer belediye başkanımız Tava Başkan da aynı dili konuşuyor. Sayın Saadettin Başkanım da aynı dili konuşuyor. Ahmet Başkanım da duygularını alalım. Sizin de duygularınızı alalım. Size festival yapılmadı ama değil mi? Siz bırakmadınız bu ara. Yok yok. Şimdi ben şunu belirtmek istiyorum. Bizler Türkiye'nin 81 ilçe ilinin en şanslı belediye başkanlarıyız. Altı evet. Belediye başkanı. Evet. Hüseyin Sözlü gibi bir başkanımızla çalışıyoruz. Çok değerli, yıllarca bürokratlık yapmış, milletvekilliği yapmış. Türkiye'ye emeği olan bir abimiz de hemen komşu ilçenin bir belediye başkanı olarak onur, gurur duyuyoruz. Çalışmalarından örnek alıyoruz. Feyz alıyoruz. Böyle bir insanlarla bize çalışmak bir defa hem onur veriyor hem böyle daha çok çalışmak için çaba sarf etmemizi sağlıyor. Bunların turabı olabilmek için tabiri caizse. Bunun dışında Altın Koza'yla da söyleyeceklerimizi sayın çok değerli başkanım Musa abimiz çok güzel söyledi. Gerçekten. Barış dedi. Kardeşlik en önemlisi akıl dedi. Evet. Ötekileşmeden akıl dedi. İşte görüyorsunuz sosyal demokratı da burada, solcusu da, AK Partilisi de, Milliyetçi Hareket Partilisi de herkes iç içe. Evet, biz buna iyi. Belediye başkanlarımız işte Musa abimle Sayın Sözlü Başkanım buna ön ayak oluyorlar. İnsanları böyle bir ortamda topluyorlar. Bizlere Türkiye'ye ön ayak oluyorlar. Ben bunun için değerli başkanlarıma da teşekkür ediyorum.
Bursa Öğrenci Filmleri Yarışması'nı değerlendiren jüri üyelerimiz, ödül kategorileriyle beraber bir de jüri özel ödülü verdiler. Ödüllerimizi jüri özel ödülüyle açıklamaya başlıyoruz. Jüri özel ödülü Heykel Ayşe'nin ödülünü almak üzere film yönetmeni Sayın Tuna Tetik'i sahneye davet ediyoruz. Thank you.
şeyler söylemek ister misin? Çok kısa. Çok teşekkür ederim. Ufak aslında pek konuşmak, ben bir şey söylemek istiyorum. Biz sonuçta insanlar senaryolarını yazıyor. Sonra yıllar sonra dahil oluyoruz. Makyaj, her şeye dahil bütün bir şekilde yaşıyor işimiz. Ve hepimizin aslında, herkese çok teşekkürler. Sayın Sabahattin Çetin'i sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Her türlü eza ve cefayla tamamladığımız sinemamızın 100. yılını Adanalılara armağan ediyoruz. Sinemamızın 2. yüzyılının hiçbir baskıya, hiçbir otoriteye boyun eğmeden geçirmesini en içten dileklerimize temin ediyoruz. Türkan Şoray umut veren genç oyun, kadın oyuncu ödülü Nergis Hanım filmiyle Begüm Akkaya.
herkese çok teşekkür ediyorum. Ekibime, oyuncularıma, beni seyreden anneme teşekkürler. Thank you.
Herkes elini öpüyor, niye acaba? Sizin filmlerinizde ve sizinle yan yana olmak benim için bunu özledim. Onun için sesi çıkmıyor. Ya şimdi gittiğim her yerde, az önce arayacaktım onu söyleyeyim size. Ben böylesine sanatçısına gönlümden refah, sevgi, saygı gösteren bir millet görmedim. Siz ne güzel bir milletsiniz. Her şeye layıksınız. Şimdi ışık yandı. Orada insanların yüzünü gördüm. Karanlıkta göremiyorsunuz. Sizler beni görüyorsunuz. Dikkat ettim. Avrupa'da da karımda alkol uyuşturucu konusunda gezerken o kalabalığın içinde diyorum ki sen Türksün. Abi nereden anladın? Oğlum o kadar güzel bakıyorsun ki. Yüreğiyle bakıyor. Yüreğinin bütün güzelliğiyle, zenginliğiyle bakar Türk halkı sevdiği insana. Ha bir şey söyleyeceğim. Her gittiğim yerde bir şey hatıran oluyor. Otele girmeden önce küçük bir çocukla sohbet ediyordum. Bir ara dedi ki, abi sana bir şey söylesem kızar mısın? Niye kızayım oğlum dedim. Sen çok cücüsün. Cüneyt abi ya dedi, sen harika kara Murat'tın şimdi olmuşsun ha Murat. Doktorum, babam sordu, oğlum dedim doktorsun. Artist olsun. Bu artist ne iş yapıyor? Evet babam artistin ne işte yaptığını bilmiyordu. Ben de sonradan öğrendim. Netrano sirkine gidip sirk çapası oldum. At sirkine gidip at birincisi oldum. Karate çalıştım, karateci oldum. Öylesine çalıştım, Cüneyt Arkın oldum. Başka türlüsü olmuyor. Olmuyor. Çok vaktinizi aldın mı? Hayır. Az önce orada sizi selamlarken gerçekten son yıllarımın en yoğun duygusunu, güzelliğini ve zenginliğini yaşadım. Ve Türk halkının sanatçısı olmanın da ne kadar büyük, önemli bir sorumluluk taşıdığını da anladım. Gerçekten ağlayacaktım. Beni böylesine bağrınıza bastığınız için, kucakladığınız için bu yaşta Ak Murat olarak hepinizin gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum. Evet. En iyi kadın oyuncu ödülünü paylaştırmak durumunda kaldı. Deniz seviyesi. Damla Sormaz. Deniz Özdoğan, içimdeki balık. En iyi erkek oyuncu ödülü gibi en iyi kadın oyuncu ödülü de Engin İşçi'ye takdim ediliyor. Devlet'e bir soruyu soracağım. Ne bileyim bile iş yapalım. Deniz Özdoğan aramızda olmadığı için seni davalar ödülü. Hoş geldiniz. İyi akşamlar herkese. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle
jüri üyelerine, bütün ekibime, Esra'ya sayamayacağım çünkü şu an. Bütün ekibime çok teşekkür ederim. Hep birlikte yaptık biz bu filmi. O yüzden bu ödül hepimizin. Anneme ve babama çok teşekkür ediyorum. Her zaman arkamda oldukları için. Ayrıca Kara Murat'ın elinden ödülü almama izin verdikleri için de bu organizasyona teşekkür ediyorum. Deniz İtalya'da yaşadığı için onun adına yapımcısı olarak ödülü ben alıyorum. Öncelikle yönetmenine ve jüri üyelerine çok teşekkür ediyor. Bu ödülü kadınların, balıkların, çocukların, bunu da ben ekleyeyim, sinemacıların daha özgür olması için alıyor. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Yılmaz Güney ödülü. Neden Ford pozitif olamıyor? Yönetmen Burak Düzgünoğlu. Yapımcılar Burak Düzgünoğlu, Osman Özcan. Şey yok. Genelde film çekmek çok zor bir süreç olarak ifade edilir. Benim için öyle olmadı. Böyle çok mutlu olduğum bir süreçti. Bunu bana sağlayan tüm ekibime, oyuncularıma, arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ederim. Jüriye ayrıca. Çok teşekkür ederiz. Hüseyin Bey'i göndermiyoruz. Sayın Hüseyin sözlüğü burada tutacağız bir sonraki ödül için. Çok teşekkürler. Tekrar teşekkürler. Değerli konuklar, izninizle birkaç kelime söylemek istiyorum. Ülkemin güzel insanı, hepiniz hoş geldiniz. Üzülerek söyleyeyim ki bir eksiğiz, bir kişi yok.
1937, Adana'da doğmuş, Adana'da büyümüş, Türk sinemasını yurt dışında bayrağımızı direklere çekerek ülkemizi temsil eden çirkin kralımız yok, Yılmaz Güney'imiz yok. Ayrıca bir noktaya yine temas etmek istiyorum. Yılmaz Güney üzerinden etnik kimlik kullanarak siyasi malzeme oluşturmaları son derece beni üzmektedir. Neden üzmektedir? Yılmaz Güney defaten ben halkın sanatçısıyım demiştir. Bu Alman halkı da olur, Japon halkı da olur, Fransız halkı da olur. Halkın sanatçısı olmak ezilenin, mazlumun, garibin yanında duruş sergilemiştir. O yüzden Yılmaz Güney'de halkın sanatçısı olarak aramızda, yüreğimizde hala yaşamaktadır. Hepinize çok teşekkür ederim. Belediyesi 21. Altın Kozak Film Festivali en iyi film ödülü. Ödül açıklamak üzere jüri başkanımız Sayın Reha Erdem'i sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Bütün ödüller oy birliğiyle alındı jürimizden. En iyi film Toz Ruhu. Ben Aytaç Arman da burada galiba, umut alabilirsek. Şöyle bir yan yana durun görelim sizi. Hatta öne geçsinler değil mi? Herkes görsün onları, evet. Şöyle öne geçin lütfen. Sinemasının değerli emekçileri, değerli oyuncularımız, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli sinema severler, sanat severler, değerli hemşehriler. Evet, bizim için uzun bir maratondu. Sorumluluk üstlenmek kolay değildi. Gelenekli, köklü bir festivalin ev sahipliğini yaptık. Burada bir şey ifade etmek istiyorum ki bu festivalde Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana halkı adına ev sahipliği yapmaktadır. Bu festival Adana'da gerçekleştirmeli. Elbet Adanalıların festivalidir ama tek başına Adanalıların festivali değildir. Bu festival Türk sanatının, Türk sinemasının festivalidir. Evet, Türkiye'nin en önemli iki festivalinden bir tanesidir. Ve bugün bir sinema salonunda bundan 40 yıl önce burada ödül almış bir filmi izledik. Filmin başrol oyuncusu Hülya Boçit Hanımefendi ile birlikte Gelin filmini izledik. Gelin filmi dünya klasikleri arasında bu yıl Venedik Film Festivali tarafından davet edilir. Ve başrol oyuncusu da oraya onur formu olarak konuk edilmiştir. Yani buradan vermek istediğimiz mesaj şudur ki Adana Altın Koza Film Festivali köklü bir geçmişi, geleneği olan, 45 yıllık geçmişi olan, 21.si yapılan, ciddi tercihleri olan, jüri üyelerinin yapmış olduğu tercihlerde hala canlı ve yaşayan sinemaların ayakta olduğu,
seçilmiş filmlerin ev sahipliğini yapan bir film festivalidir. Bu Türkiye'nin sinema festivalidir. Adana'nın değil tek başına. Başta sayın valimize, emeği geçen herkese, sinemamızın 100. yılı münasebetiyle, sinemamızın davetimize icabet eden, katılmış değerli emekçilerine, değerli oyuncularına ve emeği geçen herkese, yarışmacılara çok teşekkür ediyorum. Kültür Bakan, Sayın Bakan Yardımcımız, Sinema Genel Müdürümüz programımızın açılışında da buradaydılar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum ve Adana'da bu program yürütme esnasında her türlü yardımımızdan esnemeyen değerli valimize ve Altın Koza ekibine, emeği geçen herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adana'dan Türk sanatına, Türk kültürüne hizmetimiz devam edecek. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. O zaman bütün finali, ödül almış bütün arkadaşları sahneye davet ediyorum. Güzel bir resimle kapanışı yapalım diyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi 21. Altın Koza Film Festivali ödül töreni burada sona eriyor. Tüm ödül kazananları toplu fotoğraf için sahneye davet ediyoruz. Bir sonraki festivalde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkes aldığımız ödülleri görsün.